sevgili izleyenler ve arabalarında giderken bizi yolda dinleyenler kitabın ortasının 9. bölümüne hoş geldiniz. Efendim ben bazen çok sıkıcı bir insan oluyorum bazı insanlar için bunlardan biri de Murat. Geçenlerde <laughs> onunla bir yemek yerken ben yine değerleri dağları ayırmanın ne kadar önemli olduğunu ona anlatıyordum. O da bunu her değeri dağıya ayırmasan olmaz mı yani bu kadar mı önemli diyordu. E, geçen gün de ona bir tane Karikatürimsi bir caps diyor. Yeni nesil, onu gönderdim... Leonardo da Vinci'deki dağ da ayrı. O Murat da ayrıymış... Diye evet. <laughs> Leonardo da Vinci'deki dağ da ayrı. Ee, bazı değerler ayrı olmalı. Onun için ben sürekli Murata de ayrı yalnız diyorum onunla olan sohbetlerimizde. Ee, evet, bazı değerler ve dağlar ayrı ve bunu sen değiştiremezsin. Bu bir dil bilgisi kuralı. Ayrı olanlar var, birleşik olanlar var. Ee, ama bunu kabul etmediğimiz zaman orada bir fobimi var diye bir şey ortaya çıkıyor. D ayrı yalnız bölümümüzde yalnız kalma korkusunu konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de bağlarım. Yalnız D'ler yalnız dağlar. Yalnız D'ler yalnız dağlar. Bence onların e, gururlu, güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve sevebilme yetisi olan ekler olduğunu düşünüyorum değerlerin ve dağların temsilcisi olarak da bugün buradasın bizimle. Ve ben evet o de ayrı yalnızdaki değerleri temsilen buradayım <laughs> Sen de bazılarının ne olur birleşik yazsak aman canım e, diyenleri temsil eder. Şimdi e, böyle bir şaka ile başladık bu bölümü ama iş yaşamında ve sosyal yaşamda yalnız kalma korkusu diye bir şey olduğunu biliyor musun? Gerçekten bir fobi bu ve ismi otofobi. Bazı kaynaklarda hmm. monofobi. Diye geçiyor ciddi semptomları var fizyolojik semptomları da var bunun dolayısıyla çalışmaktan çok bu insanlar çünkü senin de benim de günümüz 24 saat yani bu 24 saatin ne kadarını çalışarak ne kadarını yalnız kalmamaya çalışarak geçireceğin bir karar böyle uyduruk networklere bağlanma gibi tuzaklara düşebiliyorlar. Dolayısıyla ben bu bölümde hem yalnız kalma korkumuzun bize neler ettiğini konuşmak istiyorum... ...hem de senin gibi e, dünyanın muteber e, yetenek avcılarından birini yakalamışken... ...ya gerçekten bu network nedir? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Networking nedir? En önemlisi de ne değildir? Bunu öğrenmek istiyorum. Sıklıkla söylediğim bir şey var özellikle genç arkadaşlarımıza. E, uyduruk ağlar değil, sahici bağlar kurun. Ben e, şahsen network yapmayı hiç bilmiyorum... Zaten çok vaktim de olmuyor buna ama otofobimi de yendiğimi düşünüyorum. Ne diyorsun bu konuda? Valla şey sevdim uyduluk uyduruk ağlar değil sahiici gerçek durum. bağlar kurun kısmı. Ee, şöyle networking aslında çok doğru bir şeye işaret ediyorsun. Ee, i̇çi yıpranmış bir kelime. Yani hani hatta şöyle bir adım daha ileri networking jerk diye bir tabir var. Ay, yani çok fena, bir ne? ortama girdiğinde herkese dokunan bir ortama girdiğinde herkese kart dağıtmaya çalışan, ortama girdiğinde kendini anlatmaya çalışan. Flörtöz tipler mi bu? Flörtöz. Kazanova mı? Nasıl yani? Şöyle flörtöz. Yani aynı anda beş kadına e, hayatımın aşkısın diye. Yani. O da, o da var. E, <laughs> onun da bir adı var. Hatta şu en son birlikte izlediğimiz dizide e, şey e, bunlar neydi? Bunlar gelir geçer dizinin adını çıkaramadım şimdi. E, neydi ya gerçekten? Serenay'ın dizisi Serenay'ın dizisinden evet. bahsediyorum. Benching diye bir kavram var. Kimler geldi, kimler, kimler geçti. geldi, kimler geçti. E benching diye bir kavram var. Yani o flörtözlüğün içinde benching. hani benching yani Bildiğimiz bank mı? E şöyle yedek kulübesi bench diyorlar ya evet. spor karşılaşmalarında. Aa. Yedek kulübesinde dışarıda e, kadınları ya da erkekleri bekletmek. Hani bir şey olursa ...hoş tutmak... Şu sakatlandı sen gel. Sen gel şeklinde. Hatta zaman zaman o sakatlanmadı ama... ...sen geç sen gel şeklinde. iş çıktı. Zaman içinde. Bu <laughs> stadın görünmeyen yerine gitti. İşin şey tarafı bençte oturanlar birbirini tanımıyor... ...ayrı bençlerde oturuyorlar. Yani sonuçta öyle bir hayat var. Ama benim demin bahsettiğim networkingdeki flört... ...birazcık daha iş hayatının veya hayatın içindeki flört. Yani insanlara kendini yüzeysel seviyede hmm. tanıtma hikayesi. E şöyle bir anekdot var, sevdiğim bir anekdot... Ee, ...60'lı yılların sonunda... E, ...Oxford Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam... ...geçen bir hikaye... ...böyle bir adamcağız... E, ...bir MBA galiba ya da postgraduate... E, ...şey toplantısının sonrasında... ...bir kokteyl sırasında... ...bir gruba giriyor, kendini tanıtıyor, el sıkışıyorlar... ...sonra ayrı bir yere gidiyor... ...küçük bir kara kap defter çıkıyor, bir şeyler yazıyor... ...kapatıyor, başka bir gruba giriyor... ...bir şeyler anlatıyor, tekrar geri geliyor... ...birisi dışarıdan izlerken... ...ya arkadaş diyor sen ne yapıyorsun diyor... ...hani nedir derdin senin diyor... E, öncelikle diyor tanışalım diyor. Ben diyor e, William Clinton diyor. Ben diyor Arkansas'ın en genç valisi olacağım. Onun için diyor şu anda bütün faaliyetlerimi yapıyorum diyor. Ve o Arkansas'ın en genç valisi olan tahmin edebileceğin gibi sonra iki kere Amerikan başkanı olan evet, Bill Clinton. Clinton. Flörtöz kısmına da girebiliriz Bill Clinton'ı konuşurken ama ondan daha öncesi o zamanlar LinkedIn yok. O zamanlar database'ler yok. O yakalananı Murat ayrıca. Ha, o da var. E, o zamanlar LinkedIn yok. Databaseler yok, kara kaplı bir deftere tanıştığı herkesle ilgili olarak not alıyor. İşte Aa. Evrim Kuran, şu yaşta şurada okumuş ilgileri bu, şunlar şunlar ve ondan sonra da kendisini anlatıyor ve devam ediyor yolculuğuna. Şimdi aslına bakarsan bunun arkasında bir değer var. Hı. Ama bu değer bunun o yüzeyde kalmadığı, dibe doğru gittiği noktada var. Hı. Yani senin o güçlü hakiki bağlar kısmına geri geliyorum. Ben çok basit bir testim var. Şu anda tanıdığın, bildiğin insanlar içinde çok da büyük bir beklentim yok. Aradığında 24 saatte sana kaç tanesi geri dönecek? Üç falandır herhalde. Şimdi söylemeye çalıştım. Burada ne kadar çok, insan ne ben... kadar çok insan tanıdığını söylemeye gerek yok. Sen ilgin olmasa da o bahsettiğimiz sosyal medya ağlarında kaç bin senin dokunduğun, takipçin olan insan olan olduğunu da söylemeye hacet yok. Ama üç falan diyorsun. Şimdi dolayısıyla. O 24 saat içinde sana dönebilen insanlar senin gerçek bağların. Hı hı. O insanlar çünkü birkaç hafta önce konuştuk gerçekten o duygusal işçiliği, gerçekten o şefkati gösteren seni düşünenler, senin temsil ettiğin kurumu, değerleri ya da senden elde edebileceklerini düşünenler değil. O yüzden de ben onu önemsiyorum ama burada şu da var. Şimdi mesela benim için merak da çok kritik. Hı tanımadığım bir insan var ve ben o insanı hakikaten tanımak istiyorum. Ve o insana ulaşmaya çalışıyorum. Bazen yazıyorum, çiziyorum. Bir kahve içmek için hiçbir beklentim yok ama en azından merak ettiğim o insanı birazcık daha iyi tanımak için. Bunu hayata bıraktığında bazen hiçbir zaman tanıyamıyorsun ve bazen de pişman oluyorsun. Yani burada biz Birkaç haftadır Müziğe Atıf'ta bulunuyoruz. Hani ben de bir Atıf'ta bulunayım. Benim hayattaki en büyük pişmanlarımdan bir tanesi Ferdi Özbey'ni tanımamış olmaktır. Ay yani evet. Yani o kadar çok isterdim merak isterdim canlı izlemeyi. Canlı izledim. İzledin mi? Ama hani şöyle bir sohbet edememiş olmanın hala ben acısını yaşıyorum. Yani o hangi soh... şarkısını seviyorsun en çok? Aşkımı bir sır gibi <laughs> senelerdir sakladım. Kuşaksız, ya. kuşaksız bir şarkı. Gerçekten öyle. Efsane. Kitabın ortasından olunca oradan gireriz, buradan çıkarız, şuradan dalarız. Ee, i̇yi oluyor böyle. Demek ki o e, büyük ürünler ortaya koyan insanlar Ferdi Özbeyen gibi yalnızlıkla yaşamışlar. Belki de yalnızlıktan korkmamışlar. Uyduruk networklerin içerisinde olmakta istemedikleri dönemlerde bu güzel eserleri üretmişler diye düşünüyorum. Çünkü benim iş dünyasında duymaktan yana acayip e, irite olduğum bir ifade var. Network olsun diye gittim. Yani anlamsız yerlere, anlamsız insanların olduğu ve hiç ilgini çekmeyen, anlamsız başlıkların konuşulduğu bir yere niye gidip niye zaman ayırırsın? En kıymetli asetimiz artı değerimiz zaman. Çok çok önemli çünkü o başka bir boyutta açabilir bize. Network olsun diye gittim, networkingin parçası da var. Hı hı. Ama network olsun diye gittimin içinde bir de hep bizim burada e, bu e, konuları konuşurken ara ara dokunduğumuz bir şey daha var ya sürünün parçası olmak. Hı hı. Network olsun yani. Ben o network'ün parçasıyım, ben o sürünün parçasıyım diye yaptığımız çok şey de var. Peki onlar gerçek hayata transfer oluyor mu acaba? Ben mesela bunu merak ediyorum çünkü bilinenin aksine sen biliyorsun ama e, genelde görünenin görünenin aksine ben extrovert yani dışa dönük bir insan değilim. Ben introvert'im, içe dönüğüm. E, hatta e, çok kolay da çok hızlı insanlarla e, arkadaş olamam mesela. E, dolayısıyla ben networking yapmayı da bilmiyorum. Ama sahici bağlar geliştirmeyi biliyorum. Yani otantik olmayı, sahici bağlar geliştirmeyi biliyorum. Hayatımda hiç network yapmadığıma eminim. Zaten birinden bir şey de isteyemem ama sanki bu hayatın doğal akışında zaten olur. Zaten o insanlar seni görür, bilir diye düşündüm hep. Bunu sana yine bir yetenek avcısı olarak soruyorum. Bu üst yönetici mülakatlarında adamın veya kadının network'ünden etkileniyor musun? Yani adam veya kadın benim de... Aha da böyle bir network'üm var falan diye yaklaşıyor mu size? Ben ha, bunu çok görüyorum işte dünyada. Çok, çok name dropping denen bir şey var İngilizce. Ee, Bravo, tam nasıl, da, öyle, nasıl? Tam öyle? da tam da onu söyle. Yani Türkçesine, şöyle bu arada. Name dropping'in? E name dropping'in ne bilmiyorum. Sürekli ünlü ve başarılı insanların isimlerini kullanıp onlar arkadaşıymış gibi davranmak. Nasıl? E, güzel 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 bir <laughs> şey. Bunun menfaate kısmına döndüğünde uluslararası da var, bizde de var. Evet. Nefivizm diye bir kavram o var. O ne? ...hamili kart yakınımdır. Yeğenim. Aa, onun adı nefivizm mi? Nefivizim. Bak bir şey daha öğrenmiştim. Yani süper. yeğenim. Hani yeğenim benim ha, diye Arkadaş şey benim yapma. yeğenimdir. Arkadaş benim yeğenim. Ee, o da hamili kart yakınımdır aslında bakarsan. Name dropping de onun daha... E, e, ...iş dünyası versiyonu mu? Name dropping iş dünyasının şöyle versiyonu. Şimdi e, sen de bunu yaşıyorsundur. Ben çok sık yaşıyorum. Bizim artık mobil telefonlarımız... Evet. ...halka mal olmuş durumda. Bir anda karşında birisi çıkıyor. Diyor ki sizi bilmem kim... Çok çok tavsiye etti evet. et, temas etmemi. O kim diyemiyorsun çünkü tanımıyorsun karşı taraftaki. E gene nasip başlıyorlar kim? bana şunlar oluyor mesela çünkü benim telefonum 30 yıldır falan değişmedi. E, Evrimlere bana ver ya şey diyecektim. <laughs> Seninki de güzelmiş. Karşı taraftaki özgüven bağlantısıyla da bence. Ben Evrim diye başlıyor de, olması. Değil mi? Yani bir kere seni beni herkes tanıyor ve herkesin arkadaşıyız biz. Yani tanıyan, bilen, konuştuğumuz, konuşmadığımız... E, ...o sosyal medya networklerinde bir şekilde dokunduğumuz... ...hepsinin arkadaşıyız biz. Öyle bir algı var. Ve o algıya dayalı olarak da bu sefer onların yeğenleri gelmeye başlıyor. Yani ya ben bilmem kimi tanıyorum, o da sizi tanıyor. Dolayısıyla ben de sizi tanıyorum demektir. Gelin şimdi buradan bir şey çıkartalım noktasında. Buradan şuraya varacağım senin bahsettiğin hani demin ki bana sorduğun soru o network'ün etkisi oluyor mu diyorsun? Network'ün bende etkisi olmasa da o etkiyi bu bahsettiğim şekilde nefi bizim üzerinden görüşme almak için, randevu almak için, projelerde öne hı geçmek hı. için kullanan çok insan var. Kullanmaya çalışan çok insan İşe yarıyor Mu? Ve insanlar öyle bende işe yaramıyor. Ve e, ben de öyle e, satamam işimi ya. Benim yaptığım işte o zaten işe yarıyor olsa benim hani bu işi yapmamam lazım veya uzun soluklu olmam mümkün değil. Benim yaptığım işte öyle. E ama mi çok mesela şey mi? ne bileyim böyle başka türlü ihaleler alan, e, böyle kaldırım yapan, elektrik tesisatı döşeyen falan e, tedarikçiler olsak belki öyle olur muydu ama onda da kalite ana kriter olmak zorunda değil mi? Bak geçtiğimiz günlerde Sen çok gene... üzücü bir şey yaşadık İzmir'de Konak Belediyesi'nin hmm. sınırları içerisinde. Ne yazık ki e, son derece önlenilebilir bir Altyapı elektrik kaçağından dolayı iki pırıl pır genç insan vefat etti elektrik şokuyla. Ee, yine burada da liyakat problemi karşımıza çıkıyor. Ve belki yine orada bir kayırmacılık, onun tanıdığı bilmem kime iş vermek. Doğru. Böyle bir problem karşımıza çıkıyor. Daldan dal atlamak istemiyorum ama networking'e çok bağlı bunlar. Yani bizim kafamızdaki networking algısına. Beyaz yakalıda da şunu görüyorum. Sevgili bağlantılarım, değerli bağlantılarım... E LinkedIn'de dostlar bana kızmasın ama Türkiye'de oranında LinkedIn mecranın da bu anlamda biraz amacından saptığını görüyorum çünkü hey tatlı kız diye mesajlar da geliyor. Öyle mi? <laughs> bana hiç gelmedi. <laughs> Sen ne Şanslısın. şeker çocuksun? Bir, bir mesaj hiç gelmedi bana Şanslısın. şu ana kadar. Ee, Muhtemelen mesajlarının hepsine bakmıyorsun Muratcığım. Ben bakıyorum. Bakıyor musun? Ben bana gelen bütün mesajlara bakıyorum. Baktığımı bırak, aldığımı bir şekilde şey yapmak adına ya teşekkür ederim diyorum ya o meşhur emojiyi yolluyorum. Evet. Yani bana dokunan birisi mutlaka benden bir geri dönüş Ben de bakarım. Oluyor. Yani bir mesaja cevap vermediysem lütfen şüphe edin bana ulaşmamış olabilirim e, ya da evet. ölmüşümdür diyorum yani, mesela. <laughs> yani onun bilmiyorum hani belki de saçma bir şey diyebilirsin ama ben onun basit bir saygı göstergesi düşünüyorum. Ben süresi. de öyle düşünüyorum. Gerekirse gece bir saat geç yatırım ama mesajlarıma dönerim. Dönmeyenlere de selam olsun buradan. Ee, o uyduruk networklerde tanışmış kart vizitleşmiş veya birbirimizi LinkedIn'den eklemiş olabiliriz ama dönmediğiniz ser mesaj yol su elektrik olarak size dönsün inşallah. Bravo, Anladım. bravo, bravo çok güzel çok güzel bir şey söyledin. <laughs> Döndüm tekrar e, networking konusuna. Networking ne değildir? Mesela e, hiç golf sevmeyen birinin golf öğrenmeye çabalaması hani statü sembollerinde konuşmuştuk ya e, winner olmak kazanan olmak için. ...böyle bir uyduruk hobi geliştirme... ya ...hobi geliştirme demiyorum ben sana... ...şimdi bir gün ben e, yıllar önce yani... E, ...Türkiye'den gittiğimde, Kanada'ya yerleştiğimde... E, ...köklerimi daha çok hatırladım... ...ve zaten Türk Halk Müziği ile ilgiliydim... ...ama orada ders almaya ve bağlama çalmaya başladım... ...bunları da ara ara... ...o dönem paylaşıyordum sosyal medyamda... ...ve ben çok eleştirildim... ...Türkiye'deki bazı yetkili çevreler tarafından... <gülüyor> Neden? <gülüyor> yani evrim kuran yani böyle bir... ...iş dünyasına servis veren... E, muhteber bir yönetim danışmanı yani bağlama türkü falan çok avam şeklinde mesajlar geldi bana. Ee, ama ben golf oynasaydım. <laughs> Biliyorum şu anda evet. çünkü biliyorsun ben en çok en şu aralar evet. Snoopy paylaşımları yapıyorum. Evet. Ve ya koskoca iş şey yapıyorsun. Sen de aile eleştiriyorsun. Ay Murat Nereden ne, nereden hissi, ne hissi hissi falan diye. şakası ben dalga geçiyorum öyle. Şakası kitabın ortasından konuşuyorum. Ama mesela ben golf Oynasaydım yani ben o yurt dışında yaşadığım dönemde golf veya tenis veya ne bileyim daha iş dünyasıyla alakalı modern sanat daha doğrusu çağdaş sanat kürasyonu ile ilgili bir eğitime katılsaydım falan daha networkingime zeval gelmezdi belki ben bırakmadım hala da bırakmıyorum hala da söylüyorum bu takdirde ben gene geri, geri döneceğim ben onun birazcık sürünün etkisi olduğu hmm. düşüncesindeyim yani senin parçası olduğunu düşündüğün sürü, sen bizden olmazsın eğer hmm. bağlama çalarsan hmm. mesajını sana veriyor. Yani evet. senin onların için olmak derdin olduğu için söylemiyorum ama onlar evrim bizden de nereden çıktı bağlama hmm. avam hani diyorsun ya hani bu sürüde öyle bir şey yok. Hmm. Hani sen keman paylaşıyor olsaydın e, belki farklı tepkiler alacaktın. Ne kadar elit bir kadın? E, evet, değil mi? <laughs> hani bak Yolong ne kadar sen, büyük canım. çabayla Öğrenmiş veya evet. işte şey yapıyor. Yani Dolayısıyla gene bu şeye geri dönüyor. Benim doğrularım, benim sürüm ya parçasısın ya değilsin. İşte o yüzden bu e, otofobi, monofobi bence bizim bütün yaratıcılığımızı ve sahiciliğimizi öldüren bir mevzu. Bir de bu uyduruk networkinglerle birleştiği zaman ortaya çürük çarık ve e, yarım yamalak bir arızalı ürün çıkıyor ve onun sağdan toplatılması gerekiyor sonra. Söylemeye çalıştığım şey şu, senin 24 saatin var, benim 24 saatim var. Ben bazen öyle insanlar görüyorum ki öyle evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi bütün networklerdeler. Her yerde ama her yerdeler. Peki ne ara üretmeye ve çalışmaya fırsat buluyorlar? Mesela bunu çok merak ediyorum. Ee, o yüzden bunu, siz buna bakıyor musunuz? Bunu önemsiyor musunuz yetenek avcıları olarak? Bunu öğrenmek istedim. Bu söylediğinin başka bir şeydi. Hani şimdi bana hatırlattığı için bazen önüme 7 sayfa CV'ler geliyor. Hmm. Yani En çok ne yazıyor? Kariyer başarıları mı? Üye olduğu her şeyler. şey var içinde. Yani kariyer başarısı da var ki dünyayı o yaratmış. üye olmadığı dernek yok, katılmadığı eğitim yok. TEDx konuşmacısı. her yerde. Her, 7 yedi, bu arada da... O hani, mutlaka oyundan vardır bir kere. Şey, TEDx yani yedi, konuşmacısı. 7 sayfa CV bir yöneticinin olduğunda hep o Mark Twain'in meşhur şeyi vardı ya. Hani zamanım olmadığı için uzun yazdım. Evet. Yani hiç düşünülmemiş. Aklına gelirse yalap şalap yazılmış ve bir yerlere atılmış gibi geliyor. Ama o kadarlık yapılmış bir şey varsa da o zaman aynı şeyi soruyorum. Ya bu kadar işi yaparken sen icrada ne yapıyordun? Hmm. Yani senin işler nasıl yapılıyordu? Hmm. Kısmını da sorgulamaya çalışıyorum. Yani e, yalnız kalabilme becerisinin de aslında bir liderlik becerisi olduğunu belki söyleyebiliriz. Ben onu cüret diye tanımlarım. Vav. Wow. Yalnız kalabilme Cüretini... Cüret etmek. İngilizcesini daha çok seviyorum. O ifadenin de dare, ee, hmm. değil mi? Yani Türkçe'ye çevirdiğinde sanki içinde biraz saygısızlık varmış gibi kırılıyor. Ama e, bugünlerde geçen bölümde de söyledim. Eric Fromm çok okuyorum. Bu arada bence e, alanın ne olursa olsun, hangi iş dünyasının hangi alanında olursan ol, bir bazı okuma olarak Eric Fromm'un sevme sanatını herkes okumalı. Yani aklımız ermeye başladığından itibaren benim başucu kitabımdır mesela. E, Eric Fromm'un sevme sanatını okurum çünkü orada Eric Fromm çok önemli ifadeler kullanır. Etken veya edilgen olmakla ilgili. Şimdi orada Eric Fromm şöyle bir şey söylüyor. Kulağa ters gibi gelse de size tuhaf gelse de diyor. Yalnız kalabilme yeteneği sevebilme yeteneğinin tek koşuludur diyor. Hmm. Bak yalnız kalabilmeyi bir yetenek olarak tanımlıyor ve sevebilmeyi de bir yetenek olarak tanımlıyor. Zaten sevgi bir duygu değil, bir eylemdir diyor. Şimdi bunun arkasında ne var? Yalnız kal kalabilme yeteneği, sevebilme yeteneğinin tek koşuludur. Böylelikle sen ben yalnız kalabiliyorum ve yalnız kalabilme yeteneğim olmasına rağmen, yani sana ihtiyacım olmamasına rağmen seni seviyorum ve seni seçiyorum. Ee, bu işte çok sahici. Çok güzel. Ve çok anlamlı bir sevgi haline alıyor. O yüzden Eric Fromm şunu söyler. Gerçek sevgi şunu söyler. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var demez. Gerçek sevgi şunu söyler. Sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum. Dolayısıyla aslında yalnız kalabilme bir yetkinlik bence. Yaratıcılığımızı, üretkenliğimizi hatta organizasyonlara, hatta ait olduğumuzu hissettiğimiz sosyal çevrelere bağlılığımızı, bağlantımızı etkileyen, ilgilendiren bir yetenek, bir yetkinlik. Ben hayatımda gerçekten yalnız kalmaktan, fena halde korkan çok insan tanıyorum. Her yere, herkese yetişmeye çalışan, her ortamda olmaya çalışan, her cenazeye giden, her düğünde en başta yer alan ee, tabii ki imece usulü yaşamak ve dayanışma önemlidir ama bunun dayanışmanın çok ötesinde eee içinde bir gösteri olduğunu da düşünüyorum. Belki fazla paran ayaklandı. Gene yok yani senin e, sevdiğim o token çek atma hikayesine gidiyor. Yani He. hani çek 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 çek. Ona da check, gittik. Check ona da gittik. Şunu da yaptık. Geliyor. Bu düğüne de gittik. Dedemin senin söylediğin için de ben birazcık da e, galiba şey tarafında da e, duruyorum. E, yalnız kalabilmek kendini sevmekle de bağlantılı. Hı -hı. Yani kendinle mutlu olabilmek için de yalnız kalıyorsun. Ee, ve bunu zorunluluk olarak da değil yani çünkü yalnız kalabilmek diyoruz ya de yalnız kalmanın bir tercih olduğu durumda var. Yani bunu yetkinlik, yetenek, beceremek diyoruz da evet. bir de aslında bazen hani ben onu yaşıyorum. Hani bir huzur bulup hiçbir şey yapmadan tek başına olmanın verdiği bir haz var. Ve bir üretimi tetikliyor o. Mutlaka. Değil mi? Yani. Bir üretim tetikliyor. Ben bazen... E bazı işte hadi şuraya gidelim, buraya gidelim denilen yerlerde veya bazı davet aldığım yerlerde veya işte Türkiye'de iş dünyasında gidilmesi geçerli ve muteber olan yerlere gitmemeyi tercih ettiğimde oturup boş bir duvara bakıp zihnimi dinlendirmenin daha verimli olduğunu bile düşünüyorum. İstemediğim bir yerde olmaktansa. En azından benim özgürlükten anladığım şey bu. Bir taraftan... Biliyorsun Batılılar buna bir isim de taktılar. Yani her yere yetişen, yetişmeye çalışan, sosyal medyada herkesi takip etmeye çalışan, her şeyi öğrenmeye ucundan azıcık öğrenmek derken bilgiyi hmm. değil. O nerede, sen neredeydin, bayramda nereye gittin, öbürü ne yaptı, öbürü nasıldı, çocuğu nereye kazandı, LGS'ye girince ne oldu? Bütün bunları, bu gereksiz bilgileri öğrenmeye çalışan insanlar da FOMO yani Fear of Missing Out. Yani dışarıda kalma. Dışlanma da değil. Ben birisi. ne kaçırıyorum Ne kaçırıyorum korkusu, korkusu oluşuyor. Ee, bazen kaçırmalıyız. Bazen o değerler ve dağlar e, ayrı olmanın, yalnız olmanın keyfini çıkarmalı. Zaten yalnız kalma kabiliyeti olmayan birinden iyi lider ve iyi takım arkadaşı olabileceğini Kesinlikle. de düşünmüyorum. E, FOMO'su olan birinin yüksek anksiyetesi oluyor genellikle. O yüzden o FOMO'ları e, COMO'lara... Joy of missing out bazen de bir şeyleri kaçırmanın ve ayrı ve yalnız olmanın keyfini yaşayacağımız zamanlara evirebiliriz. Belki büyümek budur, belki yetişkin olmak budur. Ve bence bizim kurumlarda yetişkin insanlara çok ihtiyacımız var. İleri ergenlerden ziyade. Yine senin o e, derin ilişki kısmına geri dönerek söylüyorum. Bence o FOMO'nun içinde birazcık da şöyle bir sığlık var. Hani e, gene e, yabancıların bir deyimi var ya Hani çitin öbür tarafında çimler hep daha yeşil gözükür. Yani şu anda sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın hazını görüyorsun ve ah keşke ben orada olsaydım. Komşunun diyorsun. tavuğu komşuya kaz görünür. Halbuki o fotoğrafı paylaşan saatlerce onun üzerinde uğraşmış. Orasını düzeltmiş, burasını şey yapmış, kesmiş, yapıştırmış, altına müzik koymuş, renklerle oynamış. O fotoğraf böyle herkesin çekiciliği olan bir fotoğraf. Arka tarafta yaşanan öyle bir mutluluk yok. Yani sen orada evde pijamaların içinde televizyonda dizi izlerken çok daha mutlusun belki. Ama o fotoğrafı görünce eyvah kaçırdım demeye başlıyorsun. Ve benim yaptığım işte kariyer kısmına o yetenek avına geldi. O bir şeyleri kaçırma ve rekabetin içinde geri kalma korkusu insanları hakikaten raydan çıkartacak kadar dengelerini bozuyor, şirazelerini bozuyor. O yüzden de senin demin bahsettiğin gibi her şeyin parçası olma kısmı var. Her derneğe üye olmak. Her partide olmak var. Ve o zaman bazen hiçbir şey olamıyorsun. Hiçbir şey Her olamıyorsun. şeyin bir parçası olmaya çalışırken. Dolayısıyla aman onu kaçırmayayım, bunu kaçırmayayım derken insan kendini kaçırıyor. Bir de şunu ayıp olmasın, buna ayıp olmasın derken insan en çok kendini ayıp ediyor. O yüzden e, galiba en büyük sorumluluğumuz kendimize olan sorumluluğumuz. E, bir taraftan da... Senin kitabında da burada atıta bunlar ama öz şefkat kısmı öz şefkat bence çok kısmı, değerli. Öz şefkat kısmı değil mi? Yani belki hani da getirdiği bir şey. Ben artık bu e, zorunlu networklerden falan hayli uzak duruyorum. Derken şunu düşünüyorum gençliğimde de çok farklı değildi. Ben de tam onu söyleyecektim. Evet Hala gençliğimde Hala çok de... gençsin ayrıca <laughs> ama... Bunu duymak hani, için zarf attım. Yok e, yok yo, hayır hayır ben zaten söylemeye hazırdım ama bence şey e, hani insan yedisinde neyse yetmişinde de o. Yani evet olgunlaşıyoruz, evet değişiyoruz ama bu tip şeyler çok fazla değişmiyor. Ve maalesef benim endişem bu tip virüsler insanın vücuduna girdi mi de çıkması çok zor. Ya bu öyle enteresan ki toplumun tüm kesimlerinde kendini gösteriyor. Dün bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Ee, arkadaşım e, bir akrabasının e, ...uzaktan yeğeni olan bir akrabasının düğününden bahsetti. Kızcağız böyle heyecanla ilk kez evleniyor. İşte 23-24 yaşlarında. Düşün ki hani genç bir kadının, genç bir adamın işte düğün heyecanları. Babaları da bir siyasetçi. Babaları bir milletvekili. Çocukların kızın babası milletvekili. Ve tam gelin ve damat salona... O tatlı, şahane ve belki yıllardır hayalleri, hayalini kurdukları şarkıyla girerken e, Sayın Milletvekilini davet ettiği bir siyasi lider salona giriyor. Tabii ki arkasındaki e, ekip arkadaşları. Zevatla yani. birlikte. Bir, zevatla birlikte giriyor ve tabii ki bütün düğün salonu dönüyor. Bütün ilgi bu tarafa kayıyor <laughs> ve orada o gelinle damat hayatlarının belki hiç unutamayacakları bir hayal kırıklığını yaşıyorlar. Mesela minicik bir şey bu ve bunu yapan babası. Ee, neden? Çünkü biz düğünü derneği hep bu motivasyonlarla yapıyoruz. Network'ümüze zeval gelmesin, yalnız kalmayalım, kaç kişinin geldiğini, bak ne kadar muteber insanların geldiğini görüyorum. Sen farkında mısın? Nikah törenlerinde eskiden birer şahit olurdu. Aklımlarla yani geçiyordu. ben iki kere evlendim Muratçım. Aklımda ee, ve ikisinde de benim birer şahidim vardı. Şimdi bir nikah töreninde e, sanırım o networking kaygısıyla kişi başı beş şahit falan düşüyor. Tabii, tabii. Çok enteresan yani, bu. Sekiz tane şahitli nikah gördüm ben. Sekiz tane şahitli. Emin değiller belki. Ya da çok <laughs> ha, evlenenler mi emin değil yoksa büyük şehadet göstermek gereken yani bir durum mu var? Evlenenler emin değil belki hani 8 oradan 8 buradan 16 kişiden soralım diyorlar belki. Daha çok şahit olunca yani, ya daha mı da güçlü da işte oluyor? Ya da referans kontrolünü nikah bırakmışlar da olabilir. Ya işte, Ama ben buna çok inanıyorum buradan bu vesileyle bunu da söyleyeyim. E, tıpkı iş dünyasındaki referans kontrolleri gibi... Bence mutlaka özel hayatımızda da yapılmalı. Kesinlikle. Parantezi kapatıyorum. Çok değerli bir şey bu bence. Kesinlikle. Burada da bir şeyi söyleyeyim. Hani geçen hafta e, ya da geçen hafta konuştuk. Hani tiyatrodaki balkon hikayesi. Yani evet. kim evleniyor belli değil o törende. <laughs> yani, Gerçekten kim? Yani evleniyor? O tören kimin töreni Abi belli ki, değil. Bir kızcağız var orada, beyaz gelinliğini giymiş. Çok enteresan. En mutlu anı değil mi? Bir tanesi evet. mikrofon alıp ben nikah kıyacağım diyor. Öbürü e, şey, şey şahitlik ederken. Siyasi görüşleriyle ilgili konuşma yapıyor. Öbürü evet. sosyal toplumla ilgili kaç çocuk olacağıyla ilgili başka bir konuşma yapıyor. Hani evlenenin kim olduğu kimin mutlu günü olduğu belli değil. Ben zaten açıkçası kimse alınmasın kırılmasın siyasetçilerin hem kendilerinin hem çocuklarının düğünlerini nikahlarını merasimlerini yine bu networking çabası ve kaygısıyla organize ettiklerini düşünüyorum. Biraz iş dünyasında da olabilir bu ama iş dünyası daha mütevazı bu konuda. Fakat siyasette bu da büyük bir düğün dernek şovuna dönüyor. Yani bizim düğünümüzde bir e, yalnız kalma korkularını o otofobileri anlatan e, deneyimler cenazelerimiz de öyle. Ve bunlar artık gelenekselliğimizin dışında başka gösterilere dönüştü. Ama iyi bir haberim var. Z kuşağı ile ilgili iyi bir haberim var. Bütün bu mükemmellik şovlarından mükemmel fotoğraflardan, mükemmel organizasyonlardan, değerli bağlantılarım, ben mükemmelin laflarından, sosyal medyadaki mükemmel fotoğraflardan, e, Z kuşağı çok hoşlanmıyor. Şimdi bizim hayatımızda artık Z kuşağıyla birlikte gelen pürüzlü mükemmellik diye bir kavram var. Hmm. Pürüzler de kalsın istiyor bu kuşak. Pürüzleriyle görelim çünkü yine orada sahiciliğe gidiyoruz, otantisiteye gidiyoruz. Z kuşağı bizden sahici olmamızı istiyor, pürüzlerimizle var olmamızı istiyor. Ya O kadar güzel bir yere getirdin ki şunu söylemeden geçemeyeceğim. Pürüzleri dışarıdaki görüyorsun ya da görmüyorsun, düzeltiliyor. İçerideki pürüzler? Hele ki kendinle baş başa kaldığında, kafa yastığa gittiğinde. Onun için yalnız kalmıyorsun. İşte o yüzden yalnız kalmıyorsun. O halde diyelim ki Eric From rahmetle e, uyusun. E, kulağa ters gibi gelse de yalnız kalabilme becerisi aslında bence en önemli networking becerisi. D daha ayrı yazılır. D daha ayrı yalnız.